Çocuğum yok! Çocuğumu çalmışlar! Çocuğumu çalmışlar! İşte orada götürüyor, yakalayın! Allah'ınızdan seni yakalayın! Yakalayın! Koşun! 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 Buyurun bayan. Mahkemeye çıkacaksınız. Buyurun. Olayı olduğu gibi anlatın. Çocuğumun arabasını dükkanın önüne bırakıp içeri mama almaya girdim. Döndüğüm zaman çocuk arabada yoktu. Şaşırdım, korktum. Çocuğumu çaldıklarını anladım. Bağırmaya başladım. Sonra çocuğumu bu kadının götürdüğünü gördüm. Bağıra çağıra etraftan yardım istedim. Allah razı olsun ki halk bana yardım etti de çocuğumu bu çocuk hırsızı kadından kurtardım. Kurtarmasaydım kim bilir çocuğuma ne yapardı. Allah böylelerinin cezasını versin. Asmalı bunları. Asın! 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 Siz Türkan Erdem, hakkınızdaki ithamı dinlediniz. Neden bu çocuğu kaçırmak istediniz? Ben çalmadım. Çocuğun annesi ve görgü şahitleri bunu doğruluyor. Oysa siz çalmadım diyorsunuz. Çocuğu çaldığını herkes gördü. Bebeği elimden zorla aldı. O bir çocuk hırsızıdır. Belki de öldürecek de onu. Çocuk katilidir. Evet evet, çocuk katilidir o. Susunuz! Lütfen susunuz! İçkiyi ne kadar içsem doyamıyorum. Bal gibi, şeker gibi geliyor. Doldur be meyhaneci, doldur. İçmesen iyi olur Hüseyin. Bir bardak fazla, bir bardak eksik, bir farkı yok. Hem kızının gelme saati. Sen dediğimi yap da doldur. Ha, bak işte, senin kız geldi. Geldi mi? Bir dakika geç kaldığı görülmemiştir. Biraz geç gelse sanki kıyamet kopar. Gelmesem kim bilir daha ne kadar içerdim. İçerdim ya. Doktorun verdiği ölçüleri geçmezsen daha iyi olur. Kim takar doktoru? Can benim, para benim. İstediğim kadar içerim. Hadi gidiyoruz. Eyvallah. Yarın görüşmek üzere. Üzücü bir durum. Kim olsa üzülür. Zavallı kız, çalışıp çalışıp bu adamın eskisine yatırır.
babası mı? Yok canım, üvey babası. Kız ileride bir konfeksiyon atölyesinde çalışır. İş dönüşünde babasını alır gider. Adam içer, kız çalışır. Biraz daha içseydim ne olurdu sanki? Fazla para gider diye korkuyorsun değil mi? Verdiğin 3 kuruş batmaya başladıysa söyle. Yanlış anlama baba. Ben senin saatine dokunuyor diye içmeni istemiyorum. Hem bu zıkkımda ne buluyorsun anlayamıyorum. Gene de karışmam. İç ama az iç. O zaman içerim. İçkiyi doya doya içmezsen tadına varamazsın. Tazele şunu. Limit bu kadar, fazlasını veremem. Ne demek veremem? Parasıyla değil mi? Parasını ödedikten sonra bir fıçı bile içerim, kime ne? Bir fıçı bile içermiş, şuna bak. Söylemesi kolay. Paraya gelince yok. Kızının maaşı içtiğin içkiye yetmez oldu. Sen şimdi onu bunu bırak. Veriyor musun, vermiyor musun? Kusura bakma, veremem. 5 şişe viski. Bir bardak olsun. Bir bardak versen ne çıkar? Teşekkür ederim evlat. Seni burada hiç görmedim. Yeni gelmeye başladın herhalde. Bir haftalığına geldim. Beyaz At Kulübü'nde şarkı söylüyorum. Heyecanımı yenmek için her akşam sahneye çıkmadan önce bir bardak içerim. Seni tanıdığıma sevindim be. Senin gibi arkadaş yani bu devirde çok zor bulunur. İyi çocuksun be. Hadi baba, artık eve gidelim. Ya, gidelim. Hadi. Size yardım edeyim hanımefendi. Size zahmet oldu, kusura bakmayın. Her zaman bu kadar içmezdi. Biraz da kabahat benim. Bu kadar içmesine ben sebep oldum. İnşallah bir daha görüşürüz. Size bir kahve ikram etmek isterdim. Başka bir sefere. Programın başlamasına çok az bir zaman kaldı. Bir gün beni dinlemeye gelirseniz çok memnun olurum. Her istediğimde evden çıkamam. Fakat sizi dinlemek isterdim. Bir gün mutlaka geleceğim. Beklerim. Doğru mu söylüyorsun? Beni aldatmıyorsun ya. Hayır, seni seviyorum. Hayalimde hep senin gibi bir kız düşlerdim. Nihayet buldum. Evlenip mutlu olacağız. Bana inan. İnanıyorsun değil mi? İnanıyorum. Ekrem hayatıma giren ilk erkekti. Onu sevmiş ve inanmıştım.
durmadan evlenip mutlu olacağımızı söylüyordu. Seni İstanbul'a götürüp düğünümüzü orada yapacağım demişti. Gelin olmak her genç kızın en çok istediği şeydi. Şerefe? Şerefin var olsun. Meraklanma evlat, neredeyse gelir. Onu sevdiğini anlamadım sanma. Hep senin gibi bir damadım olsun istedim. Türkan üvey kızım olmasına rağmen severim. İyi kızdır. Hem de çok güzeldir. Anası çok ateşli bir kadındı. Onun vücudu gibi güzeli de yoktu. Belli ki kız anasına çekmiş. Türkan geliyor. Tabii gelecek. Burası onun evi. Hadi kapıyı sen aç da sürpriz olsun. Beklemek hayatın en zor yanıymış. Seni seviyorum. Ben de seni. Ne bakıyorsun öyle be? Gene çok içiyorsun baba. Siz benim dalgama karışmayın, ben de sizinkine karışmam. Bu nasıl söz baba? Nasıl olacak? İşte böyle bir söz. Hadi gidin başımdan be, gidin hadi hadi! Hem siz nasıl gençsiniz böyle be? Konuşacak hiçbir şeyiniz yok mu sizin? Hadi hadi gidin başımdan hadi! Böyle abuk sabuk konuşur. Gerçek olan birbirimizi sevmemiz. Düşüneceğimiz tek şey de evlenip bir yuva kurmak. Seni seviyorum. Göreceksin seni ne kadar mutlu edici. Baban farkına varabilir. Seni çok seviyorum. Bana inanıyorsun değil mi? İnanıyorsun. İnanıyorum. Hayatı gelişelim, gelişelim. Bu seden kadehlerim. Bu seden kadehler. Evleneceğiz değil mi? İnan bana. Yoksa inanmıyor musun? İnanıyorum. Üzülmene sebep yok.
Anlaşmam bir haftalıktı, bitti gidiyorum. Bu ayrılıyoruz sayılmaz. Gider gitmez evimizi hazırlayıp sana telgraf çekerim. Bu kartta adresim yazılı. Telgrafı alır almaz gelirsin. Ağlıyoruz, çocuk olma. Sil gözyaşlarını. Böyle uğurlanmak istemem. Varır varmaz bana yaz. Seni merak ederim. Tabii yazarım hemen. Hiç üzülmeni ister miyim? Seni seviyorum. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Hoş geldin kızım. Sağ ol Kamil efendi. Buyur kızım, bir şey mi istiyorsun? Sizden bir ricam var. Babama fazla içki içirmeyin ne olur. Çok içmesini istemiyorum. Saatine dokunuyor da. Yalnız benim söylediğimi de söylemeyin, bir bahane uydurursunuz. Olur kızım, sen üzülme. Zaten ben de içmesini istemiyorum. Sağ ol Kamil efendi, Allah'a ısmarladık. Güle güle kızım. Günler, aylar geçiyor, karnımdaki bebek büyüyordu. Her gün Ekrem'den gelecek telgrafı bekliyordum. Mutlu günler, Ekrem'in göndereceği telgrafla başlayacaktı. Tazele! Bu kadar yeter! Yetermiş, sana tazele dedim, parasıyla değil mi? İstediğim kadar içerim. Parasıyla ama bir aydır 5 kuruş bile verdiğin yok. Her müşteri senin gibi olsa sermaye biter. Burası parayla dönüyor. Önce borcunu öde, sonra içki iste. Eve gittim, yoktun. Burada olduğunu düşündüm baba. Hadi gidelim. Bak gör babanın ne hallere düştüğünü. Bir kadeh içkiye bile güvenmez oldular. Kabahat bize ki buraya geliyoruz. Aşağılık adam. Sanki bende parası kaldı. İşte bunlar böyledir, dostluklarına güven olmaz. Böyle konuşma baba, Kamil efendi iyi adamdır. Fazla içki saatine dokunuyor diye vermemesini ben söyledim. Demek sen söyledin. Demek senin yüzünden el aleme rezil oldum, aşağılık orospu. Senin iyiliğin için söyledim. Sus! İyiliğim içinmiş. Koynumda yılan beslemişim de haberim yokmuş. Eve gelme, gelirsen gebertirim seni. Pis orospu. Başımın tacı git, bu gece bende kal, benim Ben sana bu eve gelme demedim mi ulan orospu? Git bu evden, bir daha da sakın gelme! Seni orospu, seni! Elin adamlarını içeri alırsın, sonra da bir bardak içkiyi bana çok görürsün! Defol! Defol! Thank you.
Çok özür dilerim hanımefendi. İnsan uykuda kendini ayarlayamıyor. Adım Salih'tir. İstanbul'a gidiyorum. Tahmin ederim siz de İstanbul'a gidiyorsunuz. Evet. Ne kadar iyi. Ben İstanbul'da otel işletirim. Eğer kalacak bir yere ihtiyacınız olursa sizi ağırlamak benim için zevk olacaktır. Teşekkür ederim. Geleceğimi sanmam. Belli olmaz. Belki bir gün ihtiyacınız olur efendim. Uçağa hiç binmem. Bugün İstanbul'a tren de yokmuş. Hadi otobüsle gideyim dedim. Malum ya, insanın ayakları yere basmalı. Hı? ...diye durmadan zile basıp rahatsız ediyorsun. Ekrem, beni tanıyamadın mı? Ben Türkan. Şimdi tanıdın mı? Tanıdım, tanıdım. Ne istiyorsun, niye geldin? Niye mi geldim? Tabii niye geldin. Şimdi git de sonra gel. İçeride işim var, ben seni ararım. Nereye giderim şimdi ben? Buraları bilmem ki. Ne bileyim ben? Nereye istersen oraya git. Şimdi beni rahat bırak da. Ekrem, Ekrem! Beni buradan ara. Bu otelde beklerim seni. Ararım, ararım. Yazıyor, yazıyor, yarınki gazete yazıyor. Yazıyor, yazıyor, yarınki gazete yazıyor. Basılanları, basılacakları yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Ölenleri, öldürenleri yazıyor. Gül Palas Oteli'nin nerede olduğunu biliyor musunuz? Aa, şu tabelasını gördüğün yer. Sağ ol. Yazıyor, yazıyor. Yarınki gazete yazıyor. Yazıyor. Basılanları yazıyor. Basılacakları yazıyor. Yarınki gazete yazıyor. Yazıyor, yazıyor, yazıyor. Ne olan gazete mi alacaksın? Okumuşluğum yok ya abi. Siktir öyle söyle. Yazıyor, yazıyor, basılanları yazıyor. Oh, buyurun efendim, hoş geldiniz. Yokluğumda biraz hesap birikmişti de onları toparlıyordum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bir gece otelinizde kalmak istiyorum. Aman efendim, ne kadar isterseniz kalabilirsiniz. Otelimiz emrinize amadedir. Hemen size en iyi odamızı hazırlatayım. Buyurun, buyurun. Zamanında bana da aynı şeyleri söylemişti bu aşağılık pezevenk. Odanız burasıdır. Ha, affedersiniz, isminiz neydi? Türkan. Türkan Hanım. Bir de beni Ekrem diye bir bey arayacak. Hemen haber verin lütfen. Emredersiniz Türkan Hanım. Derhal, başka bir emriniz olursa o da derhal yerine gelecektir. Hiç çekinmeyin. Teşekkür ederim. Müsaadenizle Türkan Hanım. Yarınki gazete yazıyor, yazıyor, Milli Piyango'ya yazıyor. Haydi yazıyor, yarınki gazete yazıyor, Milli Piyango'ya yazıyor. Yazıyor, Milli Piyango'ya yazıyor, randevunda basılan prensesi yazıyor. Herhalde memnun kaldınız efendim. Fena değildi, idare ettik. Hep aynı kadınlar, değiştir artık şunları vesaire. Yeni efendim. Kızlarımız yakında emrinizde olacaktır efendim. Hepsi birbirinden güzel, lokum gibi şeyler. Gelecek sefere sizi çok daha fazla memnun edeceğiz, hiç merak etmeyin. Eyvallah. Güle güle efendim. Salih efendi, beni arayan oldu mu acaba? Hayır küçük hanım, hiç kimse aramadı. Ararlarsa biz size haber veririz, siz rahatınıza bakın. Alo, buyurun. Oo, Mehmet Bey, siz misiniz? Evet.
Emredersiniz, iki tane akşama hazırdır. Aman efendim, siz hiç merak etmeyin, tabii ki temizdirler. Avrupa şampuan kullandırıyoruz hepsine. Güle güle efendim, güle güle. Tabii, alacağım, alacağım, para biriktiriyorum. Bugün bu büyük şehre, İstanbul'a gelişimin ikinci günü. Ekrem hala telefon etmedi. En iyisi ben arayayım onu. Tabii efendim, tabii. Hemen, emriniz hemen yerine getirilecektir. Tamam. Buyurun Türkan Hanım, bir şey mi vardı? Müsaade ederseniz bir telefon etmek istiyorum. Rica ederim, buyurun. Bak yavrucuğum, senin bu güzelliğini harcamak istemem. Onun için seni en iyi müşterimize gönderiyorum. Alo. Ekrem, benim Türkan. Ararsın diye bekledim. Herhalde işin çıktı, aramadın. Ben arayayım dedim. Yanılıyorsunuz bayan. Ben Ekrem değilim. Burada onun nişanlısı var. İsterseniz vereyim, onunla konuşun. Gene kapıya gelen kadın, atlat! Sülük gibi yapıştı. Olur. Alo şekerim! Buyurun, ben Ekrem'in nişanlısıyım. Bir şey söyleyecekseniz bana söyleyin. Yakında evleniyoruz, benden hiçbir şeyini saklamaz. Dertleme o! Bu seni gönderdiğim arkadaş sadece müşterimiz değil, aynı zamanda benim en yakın arkadaşımdır. Hem çok zengindir. Sen onu memnun edersen o da seni memnun edecektir. Oldu mu güzelim? Hı? Bir şey mi oldu Türkan Hanım? Hayır, hayır, bir şeyim yok. Sizi odanıza kadar götüreyim mi? Teşekkür ederim, kendim giderim. Ne işiniz var burada? Ne haklı odama girdiniz?
için geldim yavrum. Benim olacaksın. Defol, çık dışarı! Defolmuş, kimi kimin yerinden kovuyorsun ulan orası! Ver oraya! Defol! Yarınki gazete mobilya yolsuzluğunu yazıyor. Bir günaydın verir misin? Yarınki gazete maaşlara zam yapıldığını yazıyor. Alo? Salih sen misin be? Çoktandır sesin soluğun kesildi. Nerelerdesin ya? Elime harika bir parça düştü. Tabii öncelik sizindir. Ben şimdi hemen odanızı hazırlatıyorum. Tabii emredersiniz. Pek tabii efendim. Tabii tabii. Merhaba Salih. Oo, hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Hazır mı? Hazır efendim. Buyurun çıkalım. İşler nasıl? İşler mi? Şöyle böyle. Kızımız yenidir. Sizin tecrübeniz bu yeniliği kapatacaktır. Memnun kalacağınızı umar, size iyi eğlenceler dilerim. Teşekkür ederim Salih. Çıkabilirsin. Merhaba. Teşekkür ederim. Tekrar görüşürüz. Önemli bir meseleyi konuşmam lazım. Konuşalım şekerim. Gel içeri girelim. Hem konuşur hem de sevişiriz. Böylesi daha iyi olur. Ne istiyorsan bol bol söylersin. Artık o işi ben parayla yapıyorum. Ben de veririm şekerim. Para vermeden sevişelim demedim ki. Hakkın neyse alırsın. Ben orospu olmuştum. Fakat karnımda Ekrem'in çocuğu vardı. Bunu anlatmaya gelmiştim. Anlatsam da onu ilgilendireceğini sanmıyordum. Çocuğum bir piç olarak dünyaya gelecekti. Niye durgunlaştın? Hadi içeri gel de sevişelim. Şu kadınları bir türlü anlayamadım. Para da vereyim dedim. Allah Allah! Gideceğim tek yer vardı, Salih'in oteli. Onun isteklerine boyun eğmekten başka çarem yoktu. Artık parayla sevişen hissiz bir kadın olmuştum. Günler geçti. Ekrem'den hamile kaldığım gün gibi aşikardı. Doğacak çocuğuma babasının adını bile veremeyecektim. Onun hayatı da benimki gibi perişan olsun istemiyordum. Allah'a sığınmaktan başka çarem yoktu.
bağırma. Herkes uyuyor. Kaçtı orospu, kaçtı. Sen de müşterileri kaçıracaksın ama herkes uyuyor dedim, sen sus. Ben sana daha neler var bizde onlardan veririm. Twitch gibi kızlar var elimde. Gel. İyi. Gel hadi. Öyleyse çabuk yolla, bekliyorum. Ne oldu Neniz'e? Yardım edin bana. Neredeyim ben? Burası neresi? Kim getirdi beni buraya? Demek kendinize geldiniz. Sizi sokakta bulduğumda çok korkmuştunuz. Biraz dinlenirseniz hiçbir şeyiniz kalmaz. Siz kimsiniz? Ben mi? Ben kimim? Öyle ya. Ben kimim? Ben doktorum. Evet, ben doktor. Tabii çok eskiden. Şimdi sokakta gazete satıyorum. Madem doktorsunuz, neden gazete satıyorsunuz? Neden mi? Evliydim. Çok sevdiğim bir karım vardı. Hamile olduğunu söylediğinde sevinçten ölecektim. Arkasından çocuğu al dedi. Doğrusu vücudu bozulurmuş. İstemedim. Direttim. İsrar etti. Kendi çocuğumun cellatlığını yapmayı sonunda kabul etmiştim. Yine de ayık kafayla yapamazdım. İçtim, içtim ve çocuğu aldım. Ama karım öldü. Doktorluk yapamaz olmuştum. Oradaki her şey karımı ve doğacak çocuğumu hatırlatıyordu. Oradan kaçtım. Sonra da her şeyden. Şimdi de gazete satıyorum.
Seneler sonra ilk hastamsınız. İyi görmek beni sevindirdi. Lüzumlu ilaçlarınızı ben getiririm. Sağ olun. Yarınki gazete yazıyor. Yarınki gazete yazıyor. 23 ölü, 33 yaralı yazıyor. Yarınki gazete yazıyor, yazıyor. 23 ölü, 33 yaralı yazıyor. Yazıyor. Haydi yazıyor, yazıyor. Dün otelimden bir müşteri borcunu ödemeden kaçtı, gördün mü? Nereden göreyim? Kaçtıysa polise söyle, ben polis miyim? Yüzüme bak da konuş, yoksa gebertirim seni. Kimi gebertiyorsun be? Burası dağbaşı mı? Peki, öyle olsun. Nasıl olsa yakalayacağım seni lan orospu. Yarınki gazete yazıyor! Pezevenkler yazıyor! Yarınki gazete... Yarınki gazete yazıyor! Badi pezevenkleri yazıyor! 23 ölü, 33 yaralı yazıyor! Yürümek size çok iyi gelecek. Doğum yaklaşınca bol bol yürümek lazımdır. Çocuk doğunca onu ne yapacağız? Nasıl bakarız? Babası olmayan, anası bir zevk kadını olan bir çocuk. Yok, susun. Öyle söylemeyin. Bu bir kaderdir. Böyle bir durum her insanın başına gelebilir. Alın yazısı böyleyse karşı gelinmez. Alın yazısı ha. Doktor, doktor. Hı? Ne oldu? Bir şey mi var? Hayır, bir şey olmadı ama... Çocuk bir saattir şuramı tekmeliyor, uyuyamıyorum. Vay kerata vay, belli ki futbolcu olacak. Yoruldum artık. Haklısınız. Doğumunuz çok yakın Türkan Hanım. Gün meselesi diyebilirim. Hadi şurada biraz dinlenin. Gel. Parayı getirdin mi? Yarın veririm efendim. Dün de aynı şeyi söylemiştin. Parayı getirmeden gazete veremem. Vallahi yarın getiririm. Ne olur bu defalık verin. Veremem dedik ya. Hadi sıradan çık, beni meşgul etme. Hadi kardeşim, hadi yürü. Ne lüzum var, işim gücüm var benim. Hadi be kardeşim ya, bekle. Hadi kardeşim. Hadi git dedik sana artık. Allah Allah. Ah!
Tamam mı? Tamam. Ben uyuyanı çok severim. Dandini dandini dastana, danalar girmiş postana. Allah rızası için bir sadaka. Allah razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. Allah. Allah çoluğuna çocuğuna bağışlasın. Allah. Ekip geliyor. Toplayın şunları. Ben dinleniyordum ki dinleniyordum burada. Dur, dur. Hey, yürü! Bizimle geleceksin! Yürü! Tuh Allah kahretsin! Sen de mi numara yapan dilencilerdensin? Amir bey, bu dilenci de numara yapmış. Demek numara yapıyor. Bu şekilde memleketi küçük düşürüyorsunuz. Bu memleketin bakım yerleri, darül acezeleri var. Müracaat etseniz, sizlere oralarda daha iyi bakarlar. Bu yaptığının suç olduğunu bilmiyor musun? Hakkında zabıt tutup pazartesi mahkemeye çıkaracağız seni. Nasıl? Beğendin mi hayatım? Güzel oldum, değil mi? La 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 la. Ne yapayım şekerim be? Bir kazaya uğradık. Sonra da alıştım. Çok tatlı erkekler var, bırakamadım. Hem biliyor musun, bizim meraklımız çoktur. Ya ya ya. İyi para verenler de çıkıyor. Hem seversek para da almayız tatlım. Ya inan bana. Bu defaki adam biraz zenginceydi. Kendinden geçmişken biraz para araklayayım dedim. Ne yaparsın, enseliği verdiler. Kabahat bende mi? Demek ibnesin. Allah belanı versin. İki gündür gelmedin de merak ettim. Yaşamak çok zormuş. Biz açlığa yoksulluğa dayanırız ama o dayanamaz. Birini bul ona verelim. Ya da bir yere bırakalım. Ne dersin? Çocuk o. İyiliksever biri alıp bakar ona. Belki de evlat edinir. O zaman annesi babası da olur. Birine veririz. Ya da bir yere bırakırız, değil mi doktor? Yaparsın. Bana yardım edersin. Edersin. Edersin, değil mi doktor? Yavrum.
evladım. Gel bu işten vazgeçelim. Hayır, olmaz. Bari o kurtulsun. Yazıklar olsun bize. Bir çocuğa bakamadık. Thank you.
Çocuğumu istiyorum! Çocuğumu istiyorum! Getir onu bana! Getir! Getir! Zavallı yavrucak! Şimdi kim bilir nerededir? Artık onu bulmama imkan yok. Ama ben onu istiyorum! Çocuğumu istiyorum! Geri istiyorum! Geri istiyorum onu! Onsuz yaşayamam ben! O benim her şeyimdi, her şeyim! Git getir onu bana! Geri istiyorum çocuğumu! Geri getir onu! Nereye bıraktın da getir! Getir! Çocuğumu arayıp bulmalıyım. Tabii bulmalıyım. Evet, arayıp bulacağım onu. Bu kadar Hakim Bey. Ben kötü bir niyeti olmadığı için davamdan vazgeçiyorum. Davacı şikayetinden vazgeçtiği için dava düşmüştür. Serbestsiniz kızım. Sen daha ölemezsin! Benim için bir hazinesin sen! Müşterilerim her gün seni soruyor! İntihar edecektin lan ha? Otelden kaçarsın ha? Seni aşağılık orospu seni! Bırak beni! Bırak! Yalvarırım bırak, ölmek istiyorum! Öyle bir oraya gidelim, her gün üzerinden 50 kişi geçirmezsen bana da salih demesin! Hayır, bırak beni, bırak! Bırak, bırak! Bırak kız ulan pezevenk! Seni götürmeye geldim.
Beraber yeni bir dünya kuralım. Ölene kadar seninle beraber.